Merhaba arkadaşlar, ben Bedriye. İnsanlar için düşündüğümüzde suyun yüzeyinde yürüyebilmek çok zormuş gibi gelebilir. Fakat bazı canlılar hiç zorlanmadan suyun yüzeyinde hareket edebiliyor. Sizce bu canlılar suyun yüzeyinde nasıl hareket edebiliyor? Gelin bu durumun nedenini beraber inceleyelim. Suyun yüzeyinde yürüyebilme yeteneği canlılar dünyası için ayırt edici bir özelliktir. Böcekler ve örümcekler gibi küçük canlıların yanı sıra kuş ve sürüngen türleri arasında bu özelliğe sahip olan birçok canlı var. Örneğin 1 milyondan fazla böcek türünün yaklaşık 1200'ü suyun üzerinde yürüyebiliyor. Böcekler ve örümcekler gibi çok küçük canlıların suyun üzerinde yürüyebilmelerinde suyun yüzey geriliminin önemli bir etkisi var. Moleküller arası kuvvetler nedeniyle her su molekülü çevresindeki moleküller tarafından çekilir. Suyun içindeki moleküller kendilerini saran bütün su molekülleri tarafından her yönden çekilirken yüzeyindeki su molekülleri üzerine etki eden çekim kuvvetleri dengeli değildir. Bu etki nedeniyle suyun yüzey alanı mümkün olan en küçük haldedir. Yüzey gerilimi nedeniyle suyun yüzeyi bir trambolin gibi davranarak üzerindeki bu çok küçük canlıları geri itebilir. Ayrıca bu canlıların bacaklarında suyu iten özellikle tüysü yapılar bulunur. Mikro ölçekteki bu yapılar sayesinde suya bastıklarında suyun yüzeyinde bir şekil bozukluğuna neden olur ancak suya batmazlar. Daha büyük canlıların, örneğin basilisk kertenkelesinin suyun üzerinde yürüyebilmesi için ise suyun yüzeyine belirli bir kuvvetle çarpmaları gerekir. Basilisk kertenkelesinin suyun üzerinden koşarak geçişini inceleyen araştırmacılar, bu canlının ayaklarını suyun yüzeyine çarptığında suyun yüzeyinde kalmasını sağlayan vücut ağırlığını dengeleyecek büyüklükte yukarı yönlü bir kuvvet ürettiğini gösterdi. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.